İzmir'in Şirin ilçesi Selçuk merkezde bulunan Efes Müzesi 1929 yılında depo olarak kullanılmış, çevrede yapılan kazılardan çıkarılan eserler burada biriktirilmiştir. ...1964 yılında açılan Efes Müzesi, arkeoloji ve etnografi olarak iki bölüme ayrılmış ve bulunan eserler burada sergilenmeye başlanmış. Efes Müzesi'nde dünyanın yedi harikalarından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı kalıntılarının yer aldığı Artemision, İncil'in yazarlarından St. Jane'in mezarının da bulunduğu St. Jane Kilisesi ve çevrede yapılan kazılardan çıkarılan birçok eser bulunmaktadır. Müze girişinde bulunan hediyelik eşya dükkanını gezerek buradan hediyelik eşyalar satın alabilirsiniz. Müze girişini müze kartla ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Selçuk Efes Müzesi'nde birçok büst ve kaide bulunmaktadır. Prehistorik çağdan Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar birçok eser sergilenmektedir. Efes Ören Yeri'nden, Ayasuluk Kalesi'nden, St. Jane Kilisesi'nden çıkarılan eserler Selçuk Efes Müzesi'nde sergilenmektedir. Efes Müzesi'nde M.Ö. 7. yüzyılda tarihlenen sikkeler ve döneme ait paralar da sergilenmektedir. Pişmiş toprak kaplar, aletler, figürler, takılar vitrinlerde dönemsel özelliklere göre sergilenmektedir.
Müzede bulunan ve simge eserlerden olan Artemis Tapınağı ve Artemis Heykeli görünmeye değer eserlerden. Selçuk merkezde bulunan Efes Müzesi, İzmir'e 65 kilometre, Aydın'a 134 kilometre mesafede bulunmaktadır. Müzenin yan tarafında açılan Saadet Hatun Hamamı, Türkiye'de açılan ilk hamam müzesidir. Bahçede bulunan lahitler, sütunlar, anıt mezarlar, heykeller bu müzede sergilenen değerli eserlerden. Kibele kültü olarak sergilenen bu alandaki Anadolu kökenli kibele, doğurganlığı, bereketi simgeleyen dağ ve bereket tanrıçası olarak biliniyor. Bu alanda M.Ö. 7 ve 8. yüzyıllar arasında amber ve taştan yapılmış eşyalar ve figürinler sergilenmektedir. Yapımı 120 yıl süren Diana Tapınağı olarak da bilinen Artemis Tapınağı, Lidya Kralı Kreosus tarafından yaptırılmıştır. Bu alanda bulunan Artemis heykeli, bu müzede bulunan simge eserlerden.